Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün sizinle paylaşmak istediğim kitap yine Rıhle Kitap'tan Hanefi mezhebinde fıkıh ve hadis eseri. Hanefi mezhebinde fıkıh ve hadis. Alt başlığı gibi okuyayım onu da. Eserin orijinal başlığı Fıkhu Ehlil Irak ve Hadisuhum. Fıkhu Ehlil Irak ve Hadisuhum. Eserin alt başlığı da böyle. Kevseri Külliyat'ın üçüncü eseriymiş bu. Hanefi mezhebinde fıkıh ve hadis. Kevseri Külliyat'ın üçüncü eseriymiş. Yazarı anladığınız üzere Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri rahmetullahi aleyh. Eserin kapağını da şöyle bir göstereyim. Bir tanışmış olun, yüzüme getirmiş olayım şöyle. Artık tanışabildiğiniz kadar elimizdeki imkanlarla. Evet. Bu kitap aslında bir kitap değil, bir mukaddime. Arka kapakta da bundan bahsediliyor, içeride de söylenecek. Şuradan bir paragrafı okuyayım, anlayacaksınız. İmam Ez-Zeylai'nin El-Hidaye hadislerini tahric ettiği ünlü eseri, Nasbur Raye'ye mukaddime olarak kaleme alınan Fıkhu Ehlil Irak, Hanefi mezhebinin fıkıh ve hadis birikimini gözler önüne seriyor. Yani eserin aslı başka bir esere yazılmış mukaddimeden oluşuyor. Ancak hem Ebu Gudde merhum hem de mütercimimiz, hocamız Fatih Muhammed Yüksel Hoca içine eklemelerde bulunmuş anladığım kadarıyla. Yani eserin gerektirdiği, mukaddimenin gerektirdiği şekillerde bazı eklemelerde de bulunmuşlar. Zaten hacmi de bayağı geniş bir mukaddimeymiş. Bakınız bir kitap ebatına ulaşmış, yani gayet güzel bir kitap olmuş. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Pekala, alıntılarımı okumaya başlayayım. En sonunda kitap hakkında bir şeyler söylemeye çalışayım. İlk alıntım Ebu Bekir Sifil Hoca'nın yazdığı takdimden. Bir paragrafın tamamını okumaya çalışacağım arkadaşlar. 18. sayfadan başlıyorum. Özelde İmam Ebu Hanife'nin, genelde de Hanefilerin hadis muktesebatının bir kısım hadis imamları tarafından görmezden gelindiğini biliyoruz. Mesele sadece görmezden gelme noktasında bırakılmış olsaydı belki sineye çekilebilirdi. Ama İmam el-Buhari'den İmam Müslim'e, İmam en-Nesai'den Ed-Darakutni'ye, oradan İbn Adi'lere, el-Ukayli'lere uzanan bir Ebu Hanife ve Ehl-i Rey alerjisi nesilden nesle aktarılarak bugüne kadar yaşatılmıştır ne yazık ki. Ez-Zehebi, İbni Abdülhadi, Es-Suyuti gibi alimlerin hadis hafızları arasında zikrettiği, tarihin en büyük mazlumlarından biri olan İmam Ebu Hanife'nin bir mutlak müçtehit olarak hadis ilmi noktayı nazarından durumu, şu veya bu hadis aleminin değerlendirebileceği bir noktada olmaktan uzaktır. Bu sebeple İmam Ebu Davud, ondan önce Yahya bin Ma'in, Ali bin el-Medini, onlardan önce Yahya bin Said el-Kattan, Veki bin el-Cerrah gibi insaf ehli hadis imamları onun imam olduğunu ifade ederken, hem bir hakikati teslim etmiş, hem de İslami bir sorumluluğun gereğini yerine getirmiş oluyorlardı. Bunlar belki sizin kulağınıza da gelmiştir. Bizim kulağımıza da geldi. Mesela işte modernistler bunu işte İmam-ı Azam'ı bir payanda kılarak hadisleri eleştirmek için kullanıyorlar. Bizim İmam-ı Azam Hazretlerine hürmetimizi bazı hadis imamlarını gözden düşürmek için araç kılmaya çalışıyorlar. Veya mezhepleri gözden düşürmek için doğrudan İmam-ı Azam'a saldırmak için kullanıyorlar. Diyorlar ki işte hadis imamları onun hakkında şöyle şöyle şeyler söylemiş. Bakıyorsunuz doğru mu? Doğru. Söylenmiş şeyler var. Ama bu söylenmiş şeyler ne kadar hakikat? Veya ne kadar diyelim tahlil edilince isabetli çıkıyor? Ebu Bekir Sifil Hoca'nın Allah razı olsun bu konuda çektiği videolar var. Benim de onları izleyince gözüm açıldı. Bu eserde mesela bu mevzu tam cevaplanıyor arkadaşlar. Bu mukaddime o mevzudaki tartışmaları tam çözüyor. Bunu okuduğunuz zaman ah diyorsunuz ya, hani bu mevzuların aslı buymuş, faslı buymuş diyorsunuz. O noktasında da Ebu Bekir Hoca burada dikkat çekiyor. Bu eser aynı zamanda Ebu Bekir Hoca'nın Muhammed Zahid el-Kevseri'den okuduğu ilk esermiş. 80'li yılların başlarında
Üniversite öğrencisiyken ismi dikkatimi çektiği için aldığım küçük boy bir risalenin kapağında görmüştüm diyor. Muhammed Zahid el-Kevseri adını. Arapçadan Hanefi fıkhın esasları adıyla çevrilmiş bu risale tam anlamıyla başımı döndürmüştü. Galiba yine bu eser o eser. Yanlış anlamadıysam buradan. Diye tahmin ediyorum. Neyse efendim devam edelim. Çok konuştum. Mütercim ön sözünden bir paragraf okuyacağım şimdi de. Burası 21. sayfa. Hanefiler Ebu'l-Usr el-Pezdevi'nin ifadesiyle Ashabul hadis vel meanidir. Yani hadisi kabul ve onunla amel etmelerinin yanı sıra öne çıkan vasıflarından bir diğeri hadisi anlamakla iştigal etmeleri ve o noktada ağırlıklarını hissettirmeleridir. El-Pezdevi sözlerini açıklama sadedinde şunları söylemektedir. Meaniye gelince, alimler bu konuda onların hakkını teslim etmiş ve onları Ashab-ül Rey diye isimlendirmiştir. Rey zikrettiğimiz üzere fıkıhtır. Keza Hanefiler hadis ehli olmaya da daha layıktır. Görülmez mi ki sünnetin onlar katında çok kuvvetli bir yeri olduğu için Kitabullah'ın sünnetle neshedilmesini caiz kabul etmektedirler. Arkadaşlar benim çizdiğim cümle burası. Dikkat istiyorum. Görülmez mi ki sünnetin onlar katında çok kuvvetli bir yeri olduğu için Kitabullah'ın sünnetle neshedilmesini caiz kabul etmektedirler. Ayrıca onlar sünnet ve hadise temessük adına mürsel hadislerle de amel etmekte, mürsel olmasına rağmen onunla amel etmeyi reyle amel etmekten üstün görmektedirler. Bunlar hep Hanefilerin usullerindenmiş. Biz bilmiyoruz, biz sadece amel ediyoruz ama bilenler için bu usul kaidesiymiş. Her kim mürsel haberleri reddediyorsa o sünnetin çoğunu reddetmiş ve furudaki amelini usulü iptal ederek yapmış demektir. Keza Hanefiler meçhulün rivayetini ve sahabe kavlini de kıyasa öncelemektedirler. Yani her buldukları yerde kıyas yapmıyorlar. Nas varsa, o nasın kendi usuller açısından sağlamlığı belirginse onu kullanıyorlar. Bu modernistler sanki işte şey gibi lanse ediyorlar. Hanefiler böyle her yerde akıllarıyla hükmediyorlarmış gibi, haşa hevalarıyla hükmediyorlarmış gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. El-Pezdevi'nin ifadeleri Hanefilerin kendilerini nerede konumlandırdıklarını göstermesi bakımından kanaatimizce son derece önemlidir diyor Fatih Muhammed Yüksel Hoca. Allah razı olsun. Evet, burayı da geçelim arkadaşlar. Giriş bölümünden son paragrafından birazcık okuyacağım size. Burası da 25. sayfa. Doğrusu şöyle denilebilir. Ez-Zeylai hiçbir araştırmacıya kendi araştırmasından ve çalışmasından öteye gidebilme umudu bırakmamıştır. Eseri övüyor. Bunu yazan da sanırım Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri artık. Evet. Onun metni başladı. İmam Ez-Zeylai'yi övüyor. Ez-Zeylai hiçbir araştırmacıya kendi araştırmasından ve çalışmasından öteye gidebilme umudu bırakmamıştır diyor. Ne güzel bir iltifat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik kitabın 31. sayfasına. Rey ve İçtihat başlıklı bölümde. Rey hakkında onu yeren ve öven asar rivayetler varid olmuştur. Rey hakkında onu yeren ve öven asar rivayetler varid olmuştur. Yerilen rey hevadan neşet edendir. Burayı işaretlemişim ben. Yerilen rey hevadan neşet edendir. Yani bir İslam kaynağında gördünüz ki rey hakkında kötü şeyler söyleniyor. Söyleyen de muhteber bir şahıs. Hemen burayı İslam fıkhında bizim bildiğimiz, tanıdığımız rey olarak düşünmeyin. Orada orayla başka bir şeyi kastediyor olabilir. Ben bugünlerde İkram Arslan abinin İmam-ı Şafii Hazretleri hakkındaki romanını okuyordum. Daha yayınlanmadı ama yayınlanmadan önce bana bir dosyayı gönderdi, bir okudum. Orada mesela buna dikkat çekiliyor. İmam-ı Şafii Hazretleri olsun, başka imamlarımız olsun, kelam ilmi hakkında kötü sözler söylemişler. Ama onların kastettiği kelam, mutezile kelamı. Daha ehl-i sünnet kelamı teşekkül etmediği için o bu şeye dahil değil eleştiriye. Ehl-i sünnet kelamı büyük hizmetler görmüş ve istikametli bir ilim dalı. Ama o zamanlar, o dönemde mutezile Allah'ın kelamıyla meşgul olup sünneti arkaladığı için onlar bu tavrı eleştirmişler. İşte burada da öyle bir şey var.
Yani yerilen rey, hevadan neşet eden. Rey hakkında bir şey duyduğunuz zaman hemen bu bizim rey, vay hanefiler falan demememiz lazım. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Övülen rey ise sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in fukahasının yolu üzere bir vakayı kitap ve sünnette belirlenmiş benzeri bir hükme kıyas ederek nevazil, yani hükmü belirtilmemiş yeni vuku bulan bir olay için nas'tan hüküm istinbat etmektir. Övülen rey ise sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in fukahasının yolu üzere bir vakayı kitap ve sünnette belirlenmiş benzeri bir hükme kıyas ederek nevazil, yani hükmü belirtilmiş yeni vuku bulan bir olay için nas'tan hüküm istinbat etmektir, diyor İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri. Devam ediyoruz arkadaşlar. 35. sayfa. Ben az önce buraya da 35 dedim galiba. 31'miş az önce okuduğum yer. Burası 35. sayfa. Ehli hadise gelince, onlar sadece nakledici ravilerdir. El-Ameş tarafından ifade edildiği üzere, rahmetullahi aleyh diyelim, fakihler doktor olduğu gibi onlar da eczacıdırlar. Ehli hadis ile ehli fıkıh arasındaki fark bak. El-Ameş tarafından ifade edildiği üzere fakihler doktor olduğu gibi onlar da eczacıdırlar. Şöyle diyor. Er-Rame Hürmüzi'nin El-Muhaddisül Fasıl'da, İbnül Cevzi'nin El-Telbis'te ve Ahbarul Humka'da, El-Hatib'in El-Fakih vel Mütefakkih'te ifade ettiği üzere, inşallah yanlış okumadım, fıkıh ilmini öğrenmemiş ravilerden birisi fetva vermeye cüret ettiği zaman komik bir duruma düşer. O yüzden burada hadis ekollerini zikretmek manasızdır. Yani diyor ki ehli hadis olmak sadece fıkıhta hüküm sahibi olmak için yeterli değil. Onun ayrı bir ilmi var. Ayrı bir ne diyelim şeyler istiyor. Çalışmalar istiyor. Bilgiler istiyor. Usul istiyor. Devam edelim arkadaşlar. 37. sayfadan okuyacağım. Sataşmalarını fakihler arasında Ebu Hanife ve talebelerine hasreden salih ravilerden bir topluluk bulunduğunu inkar etmiyorum. Sataşmalarını fakihler arasında Ebu Hanife ve talebelerine hasreden salih ravilerden bir topluluk bulunduğunu inkar etmiyorum. Onlar burada Ebu Hanife ve talebelerinin terk ettikleri haberlerde mevcut olan sıhhati zedeleyici illetlere dikkat etmemişler de bu sebeple onları rey için hadisleri terk eden kimseler zannetmişlerdir. Bakın eleştiri nereden çıkıyor? Bir daha okuyayım burayı. Onlar burada Ebu Hanife ve talebelerinin terk ettikleri haberlerde mevcut olan sıhhati zedeleyici illetlere dikkat etmemişler de bu sebeple onları rey için hadisleri terk eden kimseler zannetmişlerdir. Hanefiler o hadisleri zedeleyici şeyler olduğundan dolayı, sıhhatini zedeleyen şeyler olduğundan dolayı terk etmişler, onlarla amel etmemişler. Ama bu ehli hadis diyelim, o zedeleyici şeye bilgi sahibi olmamışlar o konu hakkında. Sanki sağlam hadis hanefiler reddetmiş gibi sanıyorlar. Fakihlerin idraklerinin inceliği, nakilcilerin sezgilerinin donukluğu sebebiyle çoğu zaman bunların delilden hüküm istinbat etme yönü rivayet ehlinin idraklerini aşmıştır. Böylece kendi görüşleri için hadisi terk ettiklerini söyleyerek fakihlere taan etmişlerdir. Onların bu yakıştırması sadece kendilerine zarar verir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim bakalım. Evet, 44. sayfada. Ha yok, bunu geçeyim. Bu uzun. Çok vaktimizi alır. Bunu atladım. 58. sayfadan okuyorum arkadaşlar. Kim fitnelerin kol gezdiği ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ifadeleri hususunda yalanların yayıldığı bir dönemde her çeşit insandan hadis kabul ederse onların, yani Hanefilerin, hadise muhalefet ettiğini zanneder. Lakin durum böyle değildir. Bilakis kör taklide ve hevasına teslim olmayıp güzel araştırma yapan, karşılaştırma ve dengelemeyi mükemmel yapmaya muvaffak kılınan kimseye aşikar olacağı üzere
Hanefilerin hem usul hem furu ortaya koyarken dayanakları asardır, haberlerdir. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 62. sayfadan. Büyük tabi Mesruk bin el-Ecda şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ilminin 6 kişiye dayandığını gördüm. Ali, Abdullah bin Mesud, Ömer, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda ve Übey bin Ka'b. Sonra bu 6 kişinin ilminin de şu 2 kişiye dayandığını gördüm. Ali ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhü ecmain. Böyle bir not. Burada artık Hanefilerin geliştiği ortamı anlatıyor Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri. 67. sayfadan işaretlediğim bir yer. Burada epey bir sahabe mi, tabiinden miydi bu isimler anıldı. Ondan sonra burada şöyle bir şey söyleniyor. Bunların çoğu Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe ile karşılaşıp onlardan ilim almışlardır. Tabiinmiş demek ki bunlar. Bunların çoğu Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe ile karşılaşıp onlardan ilim almışlardır. Aynı zamanda bu kişiler Kufe'de sahabenin bulunduğu ortamda fetva verirlerdi. Onların hadisleri veya fıkhi görüşleri deliye okunsa akıllanır. Onların hadisleri veya fıkhi görüşleri deliye okunsa akıllanır. Ne dediğini bilen bir kimse de bu zatların hadisleri ve fıkhi görüşlerine herhangi bir eleştiri yöneltmeye güç yetiremez. Bunu niye söyledi İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri? Yani Kufe, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yetiştiği ortam bolca hadis içeren, ehli hadis içeren, sahabeyle görüşmüş insanların bilgilerine sahipti. Ortamın sağlığını anlatıyor bize yani bu bölümde. 70. sayfa. Şöyle bir yerden okuyayım. İsmail bin Ebi Halid şöyle demiştir. Eşşabi, Ebu Duha, İbrahim ve ashabımız mescitte toplanır ve hadis müzakere ederlerdi. Kendilerine bir fetva geldiği zaman, konuyla alakalı kendilerinde bir bilgi yoksa bakışlarını İbrahim en-Nehai'ye çevirirlerdi. Eşşabi, İbrahim hakkında şöyle demiştir. O fıkıh ailesinde yetişmiş, onların fıkhını almıştır. Sonra bizimle oturup hadislerimizin özünü almış, ailesinin fıkhına katmıştır. Onun ölüm haberini aldığımda ilmin ölüm haberini almış gibi oldum. O arkasında kendisi gibi birini bırakmamıştır. Diyor. Devam edelim arkadaşlar. Bunlar Kufe ehli yani. Kufe'deki alimler. 77. sayfa. Burada birisi var. Irak'ta yazdığı hadislerden, onların sayısından bahsediyor. Yani oradaki hadis ortamının bereketinden bahsediyor. İmam Zahid Hazretleri de şimdi onun sözleri üzerine şunları söylüyor. Bak, Affan gibi birisinin 4 ayda 50 bin hadis yazdığı bir şehir. Kufe yani. 4 ayda 50 bin hadis yazdığı bir şehir. Böylesine bir düşünüp taşınma ile yani titiz davranılmasına rağmen dahi elde edilen rivayet sayısına baktığımızda Müsned-i Ahmet'te bundan çok daha az hadis vardır. Böyle bir şehrin az sayıda hadise sahip olduğu varsayılabilir mi? Yani Kufe'deki yetişen alimlerin hadis görmedikleri, hadis ortamını bilmedikleri düşünebilir mi diyor yani. Şu da var ki bu tabakalarda Harameyn'in hadisleri çok hac yaptıkları için diğer şehirlerin alimlerinin arasında müşterekti. Yani bu hadisler hem Harameyn hem de diğer şehirlerin hadisi olmak noktasında müşterekti diye devam ediyor metin. Ben sürdürmeyeyim. 79. sayfa. Kufe'nin kıraat ilmindeki yeri diye bir bölüm. Kufe'nin fıkıh, hadis ve dil konusundaki merkezi konumu bunlarla bilinmiş oldu. Önceki metinler. Kur'an konusundaki durumuna gelince, 7 kıraat imamının 3'ü Kufelidir. Benim çizdiğim cümle bu arkadaşlar. 7 kıraat imamının 3'ü Kufelidir. Yani Kufe İslam'ın merkezinden hiç de uzak bir yer değil. Bu belirtilere bakılınca sanki Hicaz kadar nasiplenmiş. Onlar da Asım, Hamza ve El-Kisai'dir. Bunlara 10 kıraat imamı içerisinden son 10. olan Halefi de ilave et. Eğer onu da eklersen 10 kıraat imamından 4'ü Kufe'den çıkmış demektir. Asım kıraati hakkında daha önce açıklama yapılmıştır diyor.
Devam edelim arkadaşlar. 84. sayfa. İmam Eş-Şafii'nin sözünü naklediyor. Aslında yukarıdan alayım. Diğer sözleri de okuyayım. Teberrüken. İmam-ı Azam'ın ilmi yetkinliği bölümü. İbnül Cevzi El-Muntazam'da şöyle demiştir. İnsanlar Ebu Hanife'nin anlayışı ve fıkhı hususunda ihtilaf etmediler. Süfyan Es-Sevri ve İbnül Mübarek şöyle derdi. Ebu Hanife insanların en fakihidir. İmam Malik'e Ebu Hanife'yi gördün mü diye soruldu da bunun üzerine o, öyle bir adam gördüm ki eğer seninle şu direğin altın olduğu hususunda tartışsa mutlaka delilini getirir. Yani o kadar sağlam delil bulmada, delilini getirmede o kadar kuvvetli dedi. İmam Eş-Şafii de şöyle demiştir. İnsanlar fıkıhta Ebu Hanife'ye muhtaçtır. İnsanlar fıkıhta Ebu Hanife'ye muhtaçtır. Bunu diyen de İmam Eş-Şafii rahmetullahi aleyh. Yani onun sözünün üstüne söz olur mu? Allah hepsine rahmet etsin. 85. sayfa. Sair mezheplerin hilafına Ebu Hanife'nin mezhebinin en bariz vasfı, Allah hepsinden razı olsun, sahabeye varıncaya kadar bir cemaatin diğer cemaatten aldığı bir şura mezhebi olmasıdır. Diğer mezhepler ise kendi imamlarına ait görüşlerin yekunundan ibarettir. İlginç bir bilgi. 87. sayfa. Abi bu uzun, bunu okumayayım. Çok meşgul edecek. Kaç dakika oldu? Oo, 20 dakika da olmuş zaten. Şunu okuyayım ama. Onu da şu son cümlesinden başlayarak okuyayım. Ebu Hanife talebe 87. sayfanın sonu. Ebu Hanife talebelerinden bağımsız olarak başına buyruk hareket ederek değil, dini konularda yaptığı içtihadın Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere karşı gösterdiği aşırı samimiyetin sonucu olarak mezhebini aralarındaki istişareyle ortaya koymuştur. O meseleleri tek tek ortaya koyar, onların elindeki malumatı dinler ve kendi görüşünü söyler, konu hakkındaki görüşlerden birinde karar kılınıncaya kadar yahut kılıncaya kadar bir ay yahut daha fazla bir süre onlarla münazara eder. Sonra Ebu Yusuf onları usule yazardı. Yani böyle tartışa tartışa bir kanaate varana kadar uzun süre istişare ediyorlar, münazara ediyorlar. Böylece mezhepte kabul gören usulün tamamı kayıt altına alındı. Bu usul mezhebinde tek başına kalıp onu kendisi oluşturan ve mezhebinde sadece kendi görüşüne müracaat edenlere itibarla evla ve daha doğru, hakka daha yakın, kalplerin kendisinde daha fazla sükûne erdiği ve hoşlandığı yoldur diyor İmam Zâid el-Kevseri Hazretleri. Arkadaşlar alıntı çok ama vakit yok. Daha doğrusu sizi çok meşgul etmek istemiyorum. Eser ilerleyen kısımlarda Hanefi mezhebine bağlı olan ehli hadislerin listesiyle uzun da bir liste devam ediyor. Hatta 2-3 tane liste var, yani farklı listeler var. Görüyorsunuz ki yani Hanefilerden acayip hadis alimleri çıkmış. Bunların çoğu da meşhur zaten. Yani böyle şüphelere kapılanlar, bizim gibi cahiller, hani sağdan soldan duyunca kafası karışanlar, kendi mezheplerini bilmediklerinden bu şüpheye düşüyorlar. Yoksa o şüphelerde bir haklılık olduğundan değil. İşte bu eseri okuduğunuz zaman da tekrar gösteriyorum. Hanefi mezhebi hakkında gerek selefilerin, gerek modernistlerin, gerek başka meslek meşrep erbabının oluşturduğu şüphelere, zanlara, acabalara yetkin bir cevap kazanıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ben bu eseri okuduğum zaman göğsüm genişledi. Yani biz nasıl bir yolun devamındayız, nasıl bir yolun içine girmişiz, kimle amel ediyoruz, kimin diyelim içtihatlarıyla amel ediyoruz. Elhamdülillah kendim sevindim, mutlu oldum, sağlam bir yolun içinde olduğumuzu bildim. Zaten biliyordum da daha da iyi bildim diyelim. Cenab-ı Hak böyle eserlerin sayısını arttırsın, Rıhle kitabın ve orada çalışan alimlerin yardımcısı olsun, emeğe geçen herkesin yardımcısı olsun. Ümmetin bu tarz eserlere çok ihtiyacı var bu zamanda. Cenab-ı Hak bu eserlerin üzerimizdeki tesirini halk eylesin. Allah razı olsun. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.